Merhaba hanımlar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir çanta göstereceğim. Bu çantayı ister oldukça büyük örüp plaj çantası olarak, daha küçük örüp kol çantası, el çantası, iş çantası olarak da değerlendirmeniz mümkün. Hepimizin bildiği, yeni başlayanların da rahatlıkla örebildiği, hanım dilendi, bey beğendi motifini bakın büyüttüm. Ölçülerini az sonra vereceğim. Ama sizler herhangi bir kare motifi büyüterek de bu çantayı örebilirsiniz. Daha önce hatırlarsanız büyük bir file çanta yapmıştık sizlerle. Büyük bir dikdörtgen örerek bütün halinde örmüştük. İki kenarını böyle daraltarak yapmıştık. Aynı mantığı kullanacağız. Sadece bunda ben yine iki kenarını daraltıp kullanacağım ama hazır bir sap kullanacağım. Böyle metal kullanabilirsiniz. Ahşap saplar var. Ya da kendi yönünden yine örmeniz mümkün. Şimdi genel mantığı ve ölçüleri vererek çantamıza başlayalım. Çantamıza bir kare yaparak başlıyoruz temelinde. En basit hanım dilendi, bey beğendi. Ben 57'ye 57 santimlik bir kare ördüm. Ama siz bunu istediğiniz gibi dediğim gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Sonrasında biz bu dikdörtgeni ikiye katlayacağız. Ve bu oluşan dikdörtgenin önce sağ ve sol kenarlarını küçülterek çanta formuna şu şekilde oluşturacağız. Sonrasında ise ağız kısmını olabildiğince büzüp az önce gösterdiğim aparatları takacağız. Şimdi bakın iç kısmı astarlı. Şu şekilde. Şimdi önce hanım dilendi, bey beğendi motifini kısaca hatırlatacağım. Sonra içinin astarını daha kenarları yapmadan nasıl yapacağımızı göstereceğim. Artan ipleri değerlendirebilirsiniz. Ben koton iplik kullanacağım evde kalan. 3 numaralı tığla örüyorum ve bir sihirli halka yaparak başlıyorum. Videosu tek başına yine bu örneğin kanalımda mevcut. Şimdi 1, 2, 3 zincir yaparak başladık. Ve bu halkanın içine direkt daha ilk sırada kare haline getirerek başlayacağız. Bakın. Zincirimizle beraber 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birinci köşemiz hemen 3 zincir. Aynı yere 3 adet daha ikili trabzan. 2 ve 3. Yine 3 zincir. Aynı yere tekrar. 1 2 ve 3. Yine 3 zincir. Böylece 4 tane köşe elde edeceğim. Bakın. Son kenarım 1 2 3. Yine kanalımda kare motifler bölümünde oldukça fazla seçenek var. Tek bir motifi büyütebilirsiniz. Ya da küçük küçük motifleri birleştirerek büyük bir kare de elde edebilirsiniz. Ve son olarak 3 zincirimizi yaptık. Başlangıç zincirimizin üzerine kaydırmayla bağladım. Her sırada renk değiştirdim ben. O sebeple bir zincir yaparak ipliğimizi koparıyoruz ve yeni rengimize başlayacağız. Şimdi yeni rengimizi istediğimiz bir köşeden başlayabiliriz. Bu arada illa her sırada değiştirmek zorunda değiliz rengi. Aynı renkle devam da edebiliriz. Dediğim gibi aslında bunların daha ayrıntılı videolarını tek başlarına kanaldan ulaşmanız mümkün. Ben şimdi siz arama işleriyle uğraşmayın. Hani burada görebilin diye pratik olarak göstermeye çalışıyorum. İpliğimi bir köşeden bağladım. Yine bakın 1, 2, 3 zincir yapıyorum ve arttırma işlemim köşelerin içinde. Bu benim birinci trabzanım yerine sayılıyordu. 1, 2 ve 3. Köşe dönüşlerimde değişiklik yok. 3 zincir yine. Aynı boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzan. 1 2 3. Ben deliklerin çok büyük olup gevşememesi için diğer tarafa geçerken herhangi bir zincir yapmıyorum. Az sonraki sırada da yapmayacağım ara geçişlerde. Yine bakın köşeye ulaştım. Bu boşluk yeterli olacak benim için çünkü. 2
3. Az önceki iplerin de üstünden örüyorum ki saklamak daha kolay olsun. 3 zincir. Aynı noktaya tekrar. 2 ve 3. Başını alıyorum. Herhangi bir zincir yapmıyorum. Diğer köşeye geçiyorum. 1 2 3 3 zincir. Yine aynı noktaya tekrar batarak köşe dönüşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Zincir yapmadım. Son köşemizdeyiz. 1 2 3 Yine dönüşümüz 3 zincir ve 3 adet daha trabzanımızı yapıyoruz. Herhangi bir zincir yapmadan başlangıç zincirinin tepesine yine kaydırma tekniğiyle bağladım ve bir zincir yaparak bu rengimin de işini bitirdim. Şimdi bir sıra daha örelim. Sonrasında aynı mantıkla istediğimiz kadar büyütebiliriz. Yine bakın köşeden bağlıyorum ipimi. Ve hemen ipliğimi şöyle gizleyeyim içeriye. 3 zincir yaparak bu benim birinci trabzanım. İlk köşe arttırmamızı yapıyoruz. Zincirimizle beraber 3 tane ikili trabzan. Dönüşümüz 3 zincir. Aynı noktaya tekrar batarak 3 tane daha ikili trabzan. Şimdi artık arttırma sebebiyle ortada da yerler oluşmaya başladı. Yani boşlukların içine dolu, doluların içine, trabzanların içine yani üstüne boşluk şeklinde ilerleyeceğiz. Herhangi yine bir zincir yapmıyorum. Direkt başını alarak boşluğun içine geldim. 3 tane. İkili trabzan. Başını aldım. Köşeye ulaştım. Eğer eliniz çok sıkı ve buraların çok gergin olduğunu düşünürseniz aralara bir zincir yapmanız da mümkün. 1, 2, 3 köşe dönüşlerimde bir değişiklik yok. Köşede de bu şekilde arttırmalarımızı yapmış oluyoruz. Bir kez daha görelim kenarımızı. Boşluğun içine. Bu aradaki boşluklar tabii gitgide artıyor. Zincir yapmıyorum. Direkt köşeye ulaşıyorum. Bir sonraki sırada da şöyle göstereyim bakın. Bir sonraki sırada da yine köşeden bağlayacağım. Buraya buraya 3'er adet ikili trabzan ve dönüşler şeklinde motifimizi büyüteceğiz. Dediğim gibi benimki yaklaşık 57-58 santim kadar bir boyutta ama ipinizin kalınlığına ya da istediğiniz boyuta göre bu değişiklik gösterebilir. Şimdi küçük bir parçadan size astarlama kısmını da göstereyim. Tabii diğer parçam oldukça büyük. Diyelim ki ördüğümüz parça bu. Bu büyük olan. Bunun şöyle göstereyim. Ben kapattığımda bu renkli kısmın kendime bakmasını istedim. O sebeple ters kısmı bu benim örgümün arka zemini oldu. Ama siz kendinize bakan kısmı bu değil de böyle olmasını isterseniz yani bu arkadan da bu şu ufaklığı desenli kısım görünsün isterseniz bu tercih meseleniz. Şimdi ben öncesinde karemin ölçüsünden şöyle ölçüsünden birazcık büyük yani ne kadar diyeyim yani yarım santim kadar büyük bir kumaş kestim. Sonra makinede bu kumaşın kenarlarını şu şekilde iki kez kıvırarak bunu elinizle de yapabilirsiniz. Dört tarafına makine çektim. Şöyle kıvırdım. Köşeden de aynı şekilde böyle kıvırarak temizledim dört köşesini. Sonrasında temizlenmiş, daha tabii küçülecek bu durumda. Temizlenmiş bu kumaş parçasını daha kenarları yapmadan örgümün iç kısmına yerleştirerek artık onu şuradan gösterebilirim. Bir taraftan dikişini de göstereceğim çünkü. Şöyle. Kenarları şu şekilde kıvrık. Ben
Örgümün ters tarafına bunu böyle yerleştirdim. Tabii kumaş esnemiyor, örgü esniyor bunu elimizde. O yüzden iğnelemekte fayda var. Dikeceğim yerden bir sıra altın şu olduğu yere iğneledim. Birazdan bunun içinde çalışacağım için rahat etmek adına. Sonrasında normal dikiş ipliği yardımıyla şurada devam ediyordum. Sizlere de göstereyim. Diktiğim yerden şöyle bakın. Basitçe bir dikiş yapıyorum. Birazcık kumaştan, biraz örgüden tutturmak üzere böyle adım adım ilerliyorum. Şöyle bakın, küçücük çıkıyorum kumaşın içinden. Bu şekilde çantamın içinin astarının daha çanta formunu vermeden önce dikerek hazırlıyorum. Buna cepte dikebilirsiniz, bölümde araya koyabilirsiniz. Ben çok büyük bir çanta yapmıyorum. Dolayısıyla herhangi bir cepte koymadım. Bu şekilde astarımızı içine tamamen monte ediyoruz önce. Evet, astarlama işlemimizi yaptık. Torba lamba olmasın diye tam orta noktadan ben dışarı da çıkacak şekilde bir tutturdum. Sonrasında kare parçamızı ikiye katlıyoruz. Öncelikli olarak yandaki eksiltme işlemlerini yaparak çanta formumuzu vermeye başlayacağız. Bunun için ben bir tarafı şimdiden ördüm sizlere daha rahat gösterebilmek adına. Bir eksiltme yaparak istediğimiz kadar genişlikte bir sık iğne yapacağız. Benimki yaklaşık böyle 2-2,5 santim kadar oldu. 5 sıra ördüm. Ama tabi bu ipinize göre değişiklik gösterir. Şimdi de diğer kenarı yapacağız. Yine ilk başta eksiltmemizi yaparak başlıyorum. İster içindeki bir renkten, ister tamamen zıt bir renkle yapabilirsiniz. Biraz daha şöyle alalım. Mantığı anladıktan sonra ufak tefek sayılarda istediğiniz gibi değişiklikler yapmanız mümkün. Şimdi başlangıç noktasında şöyle bir zincir yaptım ve aynı noktaya bir kez daha batarak şu başlangıcımı oluşturdum. Sonrasında 3 trabzan bir boşluk, 3 trabzan bir boşluk var. İşte biz bunların her birini ikişer ikişer örerek eksiltmemizi yapacağız. Şöyle ki, şimdi bunu bakın sık iğne gibi aldım, bekliyorum. Hemen yanındakine de battım. Şimdi üçünü beraber kapatacağım. Böylece eksiltmiş oldum. Bir, yanındaki boşluğa da battım. Hepsini kapattım. Tek tek değil, aslında ikişer ikişer eksilterek ilerliyoruz. Bakın. Bir, iki. Hepsini kapattık. Bir, iki. Kapattık. Bir, bu şekilde bu kenar boyunca bu işlemi yapıyoruz. Eksiltmenizi sadece burada yapacağız. Ondan sonra hiç herhangi bir eksiltmemiz yok. Dediğim gibi ben 5 sıra örmüşüm. 2-2,5 santime yakın. Sizler de dilediğiniz kadar sırada örebilirsiniz. Sık iğnelerin her sırasında yine renk değiştirip rengarenk bir hale yine getirmeniz mümkün. Şimdi aynı mantıkla diğer köşeye kadar eksiltmemize devam edelim. Evet, sıramızın sonuna gelirken sık iğnemizi yaptık. Bir zincir yaparak döndük ve üçüncü sıramıza başlayacağız. Hemen başlangıç noktasından sık iğnelerimizi yaparak arttırma eksiltme olmaksızın örmeye devam edeceğiz. Benim ipimle ve benim hani kendi ölçümle 6 sıra örmüşüm sık iğneyi. Ama sizler bunu yani 2,5-3 santim kadar ördüğünüzde ipinizin kalınlığına göre sıra sayınız değişebilir. Kenar kısımlarını tamamlayacağız. Ağız kısmına başlayabilmem için muhakkak iki kenarında bitmiş olması gerekiyor. Sonrasında kullanacağımız aparata göre daraltma yapacağız. Onun mantığını ama göstereceğim sizlere. Eğer bir aparat bulmakta zorlanıyorsanız ya da kendi ipiyle örmek istiyorsanız kırmızı çantanın linkini de hem yukarıya hem sona ekleyeceğim. Oradaki mantıkla da yapabilirsiniz. Ondaki püf noktası da önce ağız kısmını yapıp sonra yanları kapatırken hem de sap kısmını örmekti. Ufacık bir ipucu vereyim sizlere dedim. Dediğim gibi bazen bu aparatları bulmakta zorlananlar olabiliyor. Şimdi bu kenarı da örelim, sonra ağız kısmına başlayalım. Evet, iki tarafında kenar kısımlarını yaptık, bitirdik. Şimdi ağız kısmındaki büzme işimiz
bir kat daha fazla olacak. Yani şu anda burayı büzdüğümüzde bakın şöyle bir genişlik elde ettik. Ama bu ağız kısmı için bile çok fazla. Bunun yarısına indirmemiz gerekecek. Dolayısıyla eksiltme işlemimizi de 2 sıra boyunca yapacağız. Ama aynı mantıkla yapacağız. Bu sefer bakın ağız kısmındayız artık. Şunun kenarından ve ipliğimizi bağlayalım. Buranın ilk sırasındaki gibi çift çift alma işimize buradan başlayacağız ama önce böyle bir zincir yapıp birinci sık iğnemi yapıyorum ki daha böyle düzgün olsun kenarı. Şimdi burada geçtiğim her bir sıranın kenar boşluğu var. Onlara batarken yine 1, 2, bir arada alıyorum. 1, 2, bir arada örüyorum. 1, buranın köşesindeyim. Köşe boşluğunun içine battım. 2, bir arada örüyorum. Az önce yaptığımızın aynısı dedim. Yani trabzanların üzerinde de 1, 2, bir arada. Bir ara boşluğumuz var. Onun içine de battım. 2. Bu şekilde diğer kenar kısmındaki mavi yere kadar eksiltmemizi yapıyoruz. Ama dediğim gibi bu eksiltme yeterli değil. Ağız kısmında. Sonraki sırada da aynı mantıkla eksiltmemizi yaptıktan sonra dümdüz öreceğiz aslında. Şu şekilde. Yine 1, 2, bir araya getiriyoruz. 1, 2 boşluğa da batıyorum. Eksiltmemizi kenar boyunca devam edeceğiz. Bunun üzerine gelene kadar yani burada da yine eksiltmemize devam edeceğiz. Bu kısımda tekrar görüşeceğiz zaten. Evet, sıramızın sonuna gelirken gördüğünüz üzere hala oldukça geniş. Ve bu sadece çantamızın bir tarafı henüz. Bu şekilde eksiltmelerimize devam ettik. Kenarı da tabii ki yapmayı unutmuyoruz. Bütün olması açısından. Bunlarda da 2 aldım, topladım. Şu şekilde son olarak da ikisini beraber alıp topladım. Bir zincir yapıyoruz ve dönüyoruz. Aynı eksiltme işlemini bir kez daha yapacağız. Yani 1 2. Yarıya indirdiğimiz bu kenarı bir kez daha yarıya indirmiş olacağız aslında. 1 2 1 2. Yine bu sırada da bu işlemi yaptıktan sonra artık sonrasında herhangi bir eksiltme işlemi yapmaksızın kullanacağımız aparatın etrafını saracak kadar. Ben yine yaklaşık bir ölçü vereceğim ama dediğim gibi bu kullanacağınız aparata göre değişiklik gösterecektir. Bir dümdüz ördükten sonra bitirme işleminde dikerek bitireceğiz. İkinci sıramızda da yine çifter çifter alarak eksiltmemizi yapıyoruz. Eğer çantanızın derinliğini fazla isterseniz, şimdi bu bir kare, dolayısıyla eşit ölçüde çıktı her kenarı. Ama siz derinliğini daha fazla isterseniz dikdörtgen bir parça örmenizi tavsiye ederim. Yine bununla dediğim gibi farklı farklı motifleri birleştirerek kare motifleri büyük bir dikdörtgen de elde etmeniz mümkün. O durumda kısa kenarına bu ağız kısmı olarak kullanır. Uzun kenarlarını ise az önce yaptığım işlemle düzerek yanlar halinde kullanabilirsiniz. Hanım dilendi, beyefendi delikli bir örnek olduğu için astar kullandım ben. Ama yani daha böyle sert, kalın dokulu, esnemeyecek ipler kullanırsanız eğer astara ihtiyaç da duymayabilirsiniz. Ama içine attığımız eşyaların böyle takılmaması için filan ben astarlı olmasını seviyorum açıkçası. Sıranın sonuna kadar beraber tamamlayalım. Çünkü sonrasında zaten herhangi bir arttırma, eksiltme yapmadan
böleceğiz. Sıramızın sonuna yaklaştık. Sonda bir tek kaldı. O teki de şöyle bir tane batarak bitiriyoruz. Yine bir zincir yapıp dönüp hemen daha birincinin üzerinden birer birer, artık burada herhangi bir eksiltmemiz yok, birer birer öreceğiz. Dediğim gibi bunu ne kadar öreceğiz? Şimdi kullanacağımız aparatın şu kısmının aslında kalınlığına bağlı. Ya bu daha ince bir dokuda, bu daha fazla. Bu durumda şöyle ki, bunu bir örgü gibi kabul edelim. Burayı yapacağız tabii ki. Ben dediğim gibi sonunda bu ölçüyü vereceğim. Kavrayacak şöyle bir boşluğa ihtiyacım var. Hafif de tabii rahat hareket edebilmesi için. Ucunu da dikeceğiz. Dolayısıyla kullandığınız aparata göre bir dikdörtgen parça öreceğiz orada. Şimdi biz 6 sırada yaklaşık bu kadardı bakın. Bunu şöyle kıvırabilir olmamız lazım. Yani en az 12-15 sıra gibi görünüyor şu anda. Bunu da şu araya koyduğumuzu varsayarsak. Bir 12 sıra kadar örelim. Ya da 15 sıra kadar ben ayarlayayım. Size ölçü olarak yine birazdan vereceğim. Evet, eksiltme yaptıktan sonra 16 sıra ördüm ben. Bunun sabit bir sıra sayısı yok tabii ki. Bu aparatı takacağım. Şimdi bunun da bakın şöyle yerleştirdiğimde rahatça etrafını sarmasını istiyorum. Hafif de bir boşluğu var. Bu şekilde ölçümü belirledim. Yaklaşık da böyle 7 santim kadar filan. İpliğimizin sonrasında dikim için kullanacağım için bir miktar ucundan keserek şöyle çekiyorum ve bir yün iğnesi yardımıyla şimdi bu sap kısmını monte edelim. Şimdi bunun için bu şekilde kıvırdığımızda bu arttırma, pardon, eksiltme yaptığımız yerde delikler oluştu. O yüzden oraya dokunmuyorum. Hemen onun üstünde düz örmeye başladığım noktadan aslında dikmeye başlayacağım. Şöyle ters çevireyim, belki daha net görülecek o zaman. İğnemizi de takalım. Şöyle bir geniş arkalı iğne ile bunu araya hapsetmek üzere. Bakın şuradaki eksiltmede oluşan boşluğun hemen üstündeki sıradan arka tarafa çok geçmiyorum. Kendi rengi olsa bile hani kötü görünmesin diye. Şu şekilde. Burası ise böyle saç örgü gibidir. Onun ikisine beraber taktım. Bir buradan alıp şöyle, bir de buradan şu saç örgüsü gibi olan dediğim yerin ikisini beraber alıyorum ilmeğin. Bir oradan, bir buradan birer birer adım ilerleyerek çantamızın sap kısmını da monte ediyoruz. Oldukça kolay ve keyifli bir çalışma. Evdeki kalan yünlerinizi değerlendirmeniz açısından da çok pratik. Farklı farklı motiflerinizi işte denemek için ördüğünüz, evde kalmış iplerinizi değerlendirdiğiniz, iplerinizi, motiflerinizi keyifli değerlendirebilirsiniz böyle bir çantayla. Gördüğünüz gibi çok da böyle hani aslında hani bir hesap yapmıyorum. Biraz buradan alıyorum. Bir tane de buradan yakalayarak dikiyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Gördüğünüz üzere tertemiz. Arka tarafında da hiçbir sıkıntısı yok. Bu şekilde çantamızın sapını dikelim. Her iki taraf için de aynı işlemi yaptıktan sonra zaten çantamız tamamlanmış olacak. Evet, çantamızın sap kısmının bir tarafını tamamladık. Diğer tarafını da aynı mantıkla ördükten sonra bunu da dikerek tamamlıyoruz. Ama şöyle torba çantamızın artık şekli belli oldu. Gördüğünüz üzere rengarenk, cıvıl cıvıl,
Keyifli bir çanta ve çok da kolay bir çanta oldu. Bir kez daha hatırlatmak isterim. Yan kısımlarında sadece bir sıra, ikisini birlikte örerek eksiltme yapmıştık. Kolu taktığımız kısımda ise iki sıra eksiltme yaptık. Sonrasında dümdüz örerek, bakın tertemizce burayı dikip birleştirdik. Çantamızın yaklaşık karesi 57-57 gibiydi ama bu tabi isteğe bağlı olarak rahatlıkla değiştirilebilir. Her türlü iplikle örebilirsiniz. Benim elimde koton iplikler vardı. Onlarla ördüm. Son sıralar büyük olduğu için çok az ip gitmiyor. Onun bilgisini vereyim. Ortalarda çok az ipler gitti ama en son sıralar tabi büyümüştü. O yüzden biraz daha fazla iplikleriniz oraya kullanabilirsiniz. İç kısmı astarlı. O yüzden sarkma yapmaz. Herhangi bir yani deformasyon olmaz. O sebeple oldukça da kullanışlı bir yaz çantası oldu. Bu şekilde bu haftaki projemizin de sonuna geldik. Umarım yine sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.